Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İslami ilimlerle alakalı kitaplara abdestsiz olan bir kimse yahut hayız olan bir kadın dokunabilir mi? Allah Azze ve Celle la yemessuhu illel mutahharun buyurarak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmayı yasaklamıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İmam Malik'in muvattada nakletmiş olduğu üzere Amr bin Hazm isimli sahabe efendimize yazmış olduğu mektupta La yemesul Kur'an illa Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olan dokunabilir buyurmaktadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak haramdır. Ancak fukaha Kur'an-ı Kerim'le doğrudan ya da dolaylı yoldan alakalı olduğundan dolayı İslami ilimlere taallük eden, İslami ilimlerle alakalı kitaplara da abdestsiz dokunmanın hükmünü incelemiştir. Fukaha İslami ilimlere taallük eden kitaplardan tefsir kitabı ve diğer kitapları birbirinden ayırmıştır. Özellikle Hanefi fukahasına göre tefsir kitaplarını abdestsiz dokunmak tahrimen mekruhtur. Diğer kitaplar ise hadis gibi, fıkıh gibi, diğer kitaplar ise bunlara abdestsiz dokunmak caizdir. Ancak yine de edebe en uygun olanın tefsir kitabı da olsa, diğer İslami ilimlere taallük eden kitaplar da olsa bunlara abdestsiz bir şekilde dokunmamak olduğunu ifade etmektedirler. Nitekim Hanefi fakihlerinin büyüklerinden İmam Halvani Rahimehullah kendisinden nakledilen bir rivayette şöyle buyurmaktadır. İnne nil niltu ilme bit ben elde etmiş olduğum bu ilmi ancak onu tazim ederek, Allah Azze ve Celle'nin şiarını yükselterek elde ettim ki Allah Azze ve Celle ve men yuazzim şiair Allah fe inneha min takvel kulub. Kim Allah Teala'nın nişanelerini, onun şiarlarını yüceltirse bu onun kalbinin takvasındandır buyurmaktadır. Devamla şöyle demektedir Halvani. Fe inni ma mesestul illa bi taharat. Hiçbir kağıda abdestsiz dokunmadım. Ayrıca Hanefi fakihlerinin yine ileri gelenlerinden İmam Serahsi Rahimehullah'ın da bir gecede 17 defa karnındaki bir rahatsızlıktan dolayı abdest tazelediğini ve buna rağmen abdestsiz bir şekilde kağıda dokunmadığı nakledilmektedir. Şafii fukasında da farklı görüşler olmakla beraber tercih edilen görüşe göre İslami ilimlerle alakalı kitaplara abdestsiz dokunmak caizdir. Buna göre abdestsiz olan bir kimsenin yahut ayızlı olan bir kadının tefsir haricindeki kitaplara dokunması caizdir. Tefsir kitabına ise abdestsiz bir şekilde dokunmak tahrimen mekruhtur. Ancak evla olan, edebe en uygun olan, abdestsiz olan kimselerin yahut adet dönemlerinde olan kadınların bir bez vasıtasıyla bu kitaplara dokunmasıdır. Buna göre abdestsiz olan bir kimse için evla olan tefsir kitabı olsun yahut diğer İslami ilimlerle alakalı kitaplar olsun bunlara bir bez vasıtasıyla yahut hayızlı kadın da aynı şekildedir. Bir bez vasıtasıyla bunlara dokunmasıdır. Ancak imkan yoksa o anda onlara dokunması gerekiyorsa çıplak elle bunlara dokunmasında da bir beis yoktur.